Yağmurlu havada araba yıkayan adamlarız kardeşim. Bu kadar basit. Yani o çamurun oraya yapışmasını istemiyorum abi. Makas atana çok büyük ceza getir, atmasın adam. Ya da ona makas atacak bir alan ver. Bu da yüzümde ben de rahatsız oluyorum. Evet. Ama bunu ben de yapıyorum. Niye? Benim onu yapacak yerim yok. Adım Kenan Sadık, Çanakkale'liyim. Buraya 25 sene önce geldim. Askerlik nedeniyle Kasımpaşa'da askerlik yaptım. Bu işe evde 220'ye 12 volt takarak başladım. Çarpılarak başladım yani. Biz bir tamirhaneye girdik. İşe, babamız dedi işte, dedi ki al senin eti de senin, kemiği de senin. Dedim herhalde sattı beni babam buraya. Yani çocuğuz o kadar. Sanayiye başladık. Çünkü arabacılık bizim kaderimizde vardı ki biz bir de kamyoncu oluyoruz. Kaplama için bir gün Maslak Sanayi'ye kendi arabama sanayi taktırmaya gittim. Adamın biri, bunlar seneler önce tabi, adamın bir tanesi araca bir şeyler giydiriyor. Ben de tabi dışarıdan onu böyle takip etmeye başladım, yani gözlemlemeye başladım. Arabaya bir kağıt kaplıyor ama o zaman tabi araç kaplama folyosu olduğunu bilmiyorum. Çok nadir bir şeydi zaten. Ben bu işi yaparım diye başladım. Kaputumun üstüne çocuğumun resmini istiyorum diyor. Yani bu adamları nazikçe uyarıyoruz mesela, diyoruz ki olmaz yani bir arabada yakışmayan hareketler. Veya çok ısrar ederse, evet adam da tatlıysa yapıyoruz ama diyoruz ki burada yaptırdığını söyleme. İstemiyoruz çünkü gerçekten bizim yaptığımız araçlar elit olması gerekiyor. Yani tamam, ona da saygı duyuyoruz ama benim dokunmadığım arabaya kalkıp bir tane yazıyla beraber benim anılmamı istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ne yapıyor adam? 2 senelik muayenesini alıp arabasına işlem yaptırıyor. Her 2 senede bir de söktürüp geri gidiyor. Tekrar işlemini bittikten sonra, tüyden geçtikten sonra tekrar aracını eski haline getirtiyor bize. Bu süreçte de biz yani bir şekilde bunun ticaretini ister istemez giriyorsun içine, söktürmesi, taktırması. Modifiye eşittir mutluluk abi. Abi nasıl diyeyim sana? Hani boş bir arabayla gezip hiç dikkat çekmemek varken yapılı bir arabayla çekip dikkat çekmek var ya abi, en büyük mutluluk o. Hani bir mekana yanaştığın zaman bütün gözlerin sana çevrilmesi var ya, o işte paha biçilemez bir şey. Yok, sesten yakalanmadım. Tüneli kapattık abi, tamam mı? Evet. Tüneli kapattık. Beni resimleri gösterdim mi haberleri çıkan? Arkada video çekti derken Senar Türk'ün abi müdürü. Tamam. Direkt sondaki haberler alalım. Tamam. Beşimizi de alalım. Konvoyda 5 kişi vardı, tamam, beşimizi de alıyorum. Tamam. Müşteri olarak geliyor, kardeş olarak kalıyor. Ben kovamadım ki bunları aslında. Yani kovsan gitmiyorlar. Baştan paralarını seve seve aldığım, kazıkladığım arkadaşlar bunlar. Ondan sonra tadını alıp bırakamayanlar. Ondan sonra da her şeyi bedava yaptırıyorlar. Neden? Araba için buluşuyoruz ama emin ol, araba için buluştuğumuz yerde arabaları kimse gözü görmüyor. Biz hep beraber böyle bir çember kurup herkesin derdini, işte çektiği çileyi, sıkıntıyı, yediği cezayı, işte mahallesinde veya semtinde yaşadığı problemleri. Her aracın kronik rahatsızlığını, bu tarz şeyleri tartışarak, yani şöyle olduk, hepimiz birer usta olduk aslında. Sokağımda ben de egzoz sesi duyduğumda, seslerimi duyduğumda ben de rahatsız oluyorum. Evet. Sen de rahatsız oluyorsun ama bunu ben de yapıyorum. Niye? Benim onu yapacak yerim yok. İşte makas atmak. Makas atana çok büyük ceza getir, atmasın adam. 20 milyar yap. Ehliyetine el koyacağım de, bir daha ehliyet vermeyeceğim sana de. Ya da ona makas atacak bir alan ver. Hah, ya da bunu ya. Ya da onun o hıncını atacak, lastiğini yakacak, driftini yapacak, yarışacağı bir alan ver ama şartlar koy. Evet. Yarışmak mı istiyorsun? Evet, arabanda belli güvenlik standartlarını yapacaksın. Evet, kaskın olacak. Kaskın olacak. Bu şekilde yapacaksın. Aynen öyle. Hani bize bu konuda mutlaka danışmanlığını istiyoruz biz. En kötü alışkanlığınız polislerden egzoz kumandası saklamak yani. Başka bir kötü alışkanlığınız yok. Aynen öyle. Çok arıyorlar diye ona... Ya şu arabada ben eroin mi taşıyacağım? Bir baksana. Taşımam, silah mı taşıyacağım? Yok, öyle bir şeyim yok yani. Ha,
hakikaten biz bu işin havasını atıyoruz açıkçası. Kimse yalan konuşmasın. Ben bu işi yapıyorsam tabii ki birileri bana baksın, dikkat çekmek için yapıyorum. Çünkü benim işimin gerektirdiği gibi davranıyorum. Genelde araba kullanırken kesinlikle alkol kullanmıyorum ama beni bir Allah'ın kulu şuraya bir tane böyle yanlışlıkla içtiğim birayı bile beni bu arabanın etrafına oturtturamaz yani. İşte arabanın muayeneye götürecektim. 4800 küsür parça parça ceza yemişim yani 6 ayda. Zaten benim verdiğim ceza devletime gittiği için bana da çok fazla koymuyor açıkçası. Madem biz yani bahçesinde aslan besleyen etini düşünmez. Ama evet, bu tarz arabaya çıkıp da ben ceremesini yemedim ya bu polisleri kötülüyorum falan kimse demesin. Yani madem öyle bir şey diyeceksen stok arabaya binmeyecek. Yani modifiyeli araca binmeyeceksin. Ama biraz da hani böyle esnek olsalar. Araba yıkayan adamlarız. E5'te su görelim, o suyun kurumasını bekleyen adamlarız. Yani birisi yolu ıslatsın, yolumuzu değiştiren adamlarız. Çünkü ben bu arabayı yıkatmışım, kendim silmişim, kendim temizlemişim. Jantının içine varana kadar tabiri caizse yalamışım. Yani o çamurun oraya yapışmasını istemiyorum abi.